Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam Konu Anlatım Soru Bankamızdaki çalışmalarımıza üst ifadelerle ilgili temel kurallar konusuyla devam ediyoruz. Yine çok kolay bir konu. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Bilgi kutusuyla başlayalım. Üstleri aynı olan üst ifadeler çarpılırken tabanlar çarpılır sonucun tabanı olarak yazılır. Ortak üst tabana üst olarak yazılır demiş. Daha önce tabanlar eşitse üstleri toplayıp yazıyorduk çarpma işleminde. Şimdi de çocuklar üstler eşitse tabanları çarpıp taban yazıyoruz. Ortak üssü de tabanımıza üs olarak yazıyoruz. Örnekte 2 üssü 8 çarpı 5 üssü 8 işleminin sonucunu üs ifadeyle gösterelim demiş. Bakın üsler eşit olduğu için tabanları çarpmış 2 ile 5'i. Ortak üssü de sonucun üssü olarak yazmış. Onun 8. kuvveti olarak bulmuş. Biz de bu işlemleri Aynı şekilde yapacağız. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını üslü ifadeyle gösteriniz demiş. Üstler eşit gördüğünüz gibi. O zaman ne yapacağız? Tabanları çarpıp ortak taban olarak yazacağız. 2 çarpı 5 üssü 12 diyeceğiz. 2 kere 5 10'dur. Ortak üstü 12'dir. 10 üssü 12 olarak bulunacak. Yine 3 üssü 8 ile 5 üssü 8'i çarparken tabanları çarpacağız. Tabana yazacağız. 3 kere 5 15. Üssümüzü de ortak üs olan 8 olarak yazacağız. 7 üssü 3 çarpı 2 üssü 3 ifadesinde direkt bakın şöyle yapabilirsiniz. 7 kere 2 14, 14'ün 3. kuvveti. Burada da 2 kere 3 6, tabanımız 6 olacak. Ortak üssümüz de eksi 9 olduğu için 6 üssü eksi 9 olarak olacağız. Geldik ikinci örneğimize. 32 üssü 6 çarpı 125 üssü 10. İşleminin sonucunun sondan kaç basamağının 0 olduğunu bulalım demiş bu çarpımlarda kaç basamağının 0 ya da bu çarpım kaç basamaklıdır gibi sorular sorulduğunda tabanları 2 ve 5 yapmalıyız. 32 2'nin 5. kuvvetidir. 125 de 5'in 3. kuvvetidir. 32 üssü 6 yerine 2'nin 5. kuvvetinin 6. kuvveti, 125 üssü 10 yerine 125 yerine 5 üssü 3 yazıyoruz. 5 üssü 3'ün 10. kuvveti yazarız. Bakın burada üsler eşitlendi. Üstler ortaksa tabanlar çarpılır. 3, 2 kere 5 de 10. 10 üssü 30 olarak bulunur. Bu 10 üssü 30 sayısı birin yanına 30 tane sıfır yazmak demektir. Dolayısıyla ne olacaktır? 30 tane sıfır olacaktır 10 üssü 30 değerinde. Kaç basamaklıdır diye sorulsaydı da 31 basamaklı diyecektik. Çünkü birin sağ tarafına üst kadar sıfır yazılır. Şimdi işlemlerde daha net anlayacaksınız. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarının sondan kaç basamağının 0 olduğunu bulunuz demiş. Evet 32 yerine 2'nin 5. kuvveti yazacağız. 2'nin 5. kuvvetinin 4. kuvveti 32'nin 4. kuvvetine eşittir. Çarpı 25 yerine de 5'in karesi yazacağız. 5'in karesinin 10. kuvveti oldu. Tabanlarımızı 2 ve 5 yaptığımızda üstler eşitlenirse tabanları çarparak onun kuvveti şeklinde yazacağız. Evet üstün üstü çarpılır. Burada 2'nin 5 kere 4 20. kuvveti çarpı. Burada da üstün üstünü çarpalım. 5'in 2 kere 10'dan 20. kuvveti. Gördüğünüz gibi tabanlarımız farklı ama üstlerimiz aynı. Üstler aynıysa tabanlar çarpılır. 2 kere 5 10'dur. Ortak olarak üstte Bunların ikisinin de aynı olduğu için bir tane sonucun üstüne yazılır. Gördüğünüz gibi 10 üssü 20 çıktı. Peki kaç tane sıfır var bu ifadenin sağ tarafında? Yani e, sondan kaç basamağı 0? Tabii ki üst kadar sıfır koyacağız birin yanına. Dolayısıyla 20 tane sıfır var diyeceğiz. Diğer işlemimizde 128 yine 2'nin kuvvetlerindendir. 2'nin 7. kuvvetidir. 2'nin 7. kuvvetinin 2. kuvveti yazdığımızda 128'in 2. kuvveti yazmış oluruz. Çarpı 125 de 5'in 3. kuvvetidir. 5'in 3. kuvvetinin 4. kuvveti yazdık. Sonrasında üssün üssünü çarpalım. 2 çarpı 7 14. 2'nin 14. kuvveti çarpı 3 çarpı 4 12. 5'in 12. kuvveti. Şimdi burada üstler eşit olmadığı için ne yapacağız? Bakın 2'nin 14. kuvvetini açacağız, parçalayacağız ve 5'in 12. kuvveti olduğu için 2'nin de 12. kuvveti halinde yazacağız. Yani 2'nin karesi çarpı 2'nin 12. kuvveti çarpı 5'in 12. kuvveti olacak. Burada üstler eşit olduğu için ne yaparız? 2 ile 5'i çarparız. 10'un 12. kuvveti olur. 2'nin karesi 4'tür. 4 çarpı 10'un 12. kuvveti olur işlemimiz. Peki kaç tane sıfır vardır? Sondan kaç basamağı sıfırdır? Bu çarpma işlemini yaparken de çocuklar onun kuvvetleriyle bir sayıyı çarpıyorsak 4 ile 1'i çarparız. 4. Sağ tarafına da üst kadar onun kuvveti kadar sıfır koyarız. Yani burada 12 tane sıfır yazarız. Dolayısıyla bu çarpımın sondan 12 basamağı sıfırdır. Şuraya 12 basamak sıfır diyelim. Geldik diğer işlemimize. 8'i 2'nin 3. kuvveti olarak yazalım. 2'nin 3. kuvvetinin 6. kuvveti çarpı. 625'i de 5'in 4. kuvveti yazalım. 5'in 4. kuvvetinin 5. kuvveti. Bu şekilde yazdıktan sonra üssün üssünü çarpalım. 2'nin 3 kere 6'dan 18. kuvveti çarpı. 5'in 4 kere 5'ten 20. kuvveti. Bakın üsler eşit değil. O zaman ne yapacağız biz? Bu 5'in 20. kuvvetini şöyle yazacağız. 5'in 18. kuvveti çarpı 5'in 2. kuvveti olarak parçalayacağız. Bunların çarpımı zaten 5'in 20. kuvvetidir. Tabanlar eşitse üstler toplanırdı. O zaman şöyle yazıyoruz. 2 üzeri 18 çarpı 5 üzeri 18 çarpı 5 üzeri 2 yazıyoruz. Burada üstler eşit olduğu için tabanlar çarpılır. 2 kere 5 10. Ortak olan üs 18 sonucun üstüne yazılır. Çarpı 5'in karesi 25'tir. Bu çarpmanın sonucu da nasıl bulunur? 25 ile 1 çarpılır. 25 olur. Sonrasında da onun kuvveti kadar 0 yazılır sağ tarafına. Yani 18 tane 0 yazacağız. Dolayısıyla bu işlemin sonucu sonucunda sondan 18 basamak 0'dır diyoruz. Geldik 16 üstü 20. 2'nin 4. kuvveti 16'dır. 16 yerine 2'nin 4. kuvvetini yazıyorum. 2 üssü 4, üssü 20 oldu. Çarpı 5'in karesi 25'tir. 25 yerine de 5'in karesi yazıyorum. 5'in karesinin 40. kuvveti oldu. Eşittir diyelim. Üssün üssü çarpılır. 4 kere 20, 80. 2'nin 80. kuvveti çarpı. 2 çarpı 40, 80. 5'in 80. kuvveti. Üslerimiz eşitse tabanlar çarpılır. 2 kere 5, 10 üs bir tane yazılır. Yani 80 ikisi de de aynı olduğu için. 10 üssü 80 demek 1 yazıp sağ tarafına da 80 tane 0 yazmak demektir. Dolayısıyla burada 80 tane 0 olacak. Sondan 80 basamağı sıfırdır diyeceğiz. Evet, gelelim bilgi kutumuza. Tabanları aynı olan üslü ifadelerle bölme işlemi yapılırken taban aynıy yazılır. Payın üstünden paydanın üssü çıkarılır. Fark tabana üs olarak yazılır demiş. Kesir olarak verilirse payın üstünden paydanın üstünü çıkaracağız. Yan yana verilirse bölünen sayının üstünden bölen sayının üstünü çıkaracağız, ortak tabana yazacağız. Örnekte bakın 3 üssü 7'yi 3 üssü 5'e bölmüş. Bunu kesir olarak da yazmış. Tekrar Sonra ne yapmış çocuklar? Bakın tabanlarımız aynı olduğu için bölünen sayının üstünden bölen sayının üstünü çıkarmış. 7 eksi 5. Ortak tabana yazmış. Yani 3'ün karesi olarak sonucu bulmuş. Diğerinde de tabanlarımız 5'e 5 kesir olarak verdiği için yukarıdaki yani paydaki sayının üstünden paydadaki sayının üstünü çıkarmış. 6'dan eksi 2'yi çıkarmış. Tabi çıkan sayının işareti değiştirilir ve toplanır burada ortak tabana üs olarak yazmış 5'in 8. kuvveti olarak bulmuş. Şimdi diğerlerini de biz bulalım. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız. Tabanlarımız 2, 2 ortak. Problem yok. O zaman ne yapacağız? 2 yazacağız. Yukarıda bölünen sayının üssünden 12'den bölen sayının üssünü çıkaracağız 5'i ve bölme işlemini bitirmiş olacağız. 2'nin 12'den 5 çıktı 7. kuvveti bakın. Sonuç bu. Yine tabanımız ortak. Dolayısıyla tabanımızı yazalım buraya. Bölünen sayının üssü 10'dan bölen sayının üssü 4 çıkarılacak. 3 üssü 6 olarak sonuç bulunacak. Burada da yine tabanlarımız ortak. Tabanımız 7. Eksi 40'dan eksi 45'i çıkaracağız. Üsse yazacağız. Eksi 40 eksi eksi 45 diyelim. Tabi burada tam sayılarla çıkarma işlemini unutmuyoruz. Çıkan sayının işareti değiştirilir. Eksi 45'i artı 45 yaparız ve toplarız eksilen sayıyla. Tabanımız 7 idi. Eksi 40 ile artı 45'in toplamı da artı 5 olur. 7 üssü 5 olarak sonuç bulunur. Diğer işlemimizde tabanlarımız yine aynı. 10 tabanımızı yazalım. Bölünen sayının üssünden yani eksi 8'den çıkaralım. Ölen sayının üssünü yani eksi 6'yı. Yine çıkan sayının işaretini değiştirip toplarsak 10 üssü eksi 8 ile artı 6 toplandığında eksi 2 olur. Sonuç 10 üssü eksi 2'dir. Bölme işlemini tabanlar aynıysa bu şekilde yapıyoruz. Gelelim bilgi kısmına. Y sıfırdan farklı bir tam sayı ve x'in x ile n birer tam sayı olmak üzere x üssü n bölü y üssü n eşittir. x bölü y üssü N'dir demiş. Yani burada da şunu demek istemiş. Eğer bölünen sayılardan bölünenle bölenin e, kuvvetleri aynıysa tabanlar birbirine bölünür. Üste bu ortak olarak yazılır demiş. Örnek olarak da 15'in 4. kuvveti bölü 5'in 4. kuvveti. Bakın 4. kuvveti 4. kuvveti üstler aynı. O zaman ne yapacağız? Tabanları birbirine böleceğiz. Aynı olan üssümüzü sonucun üssüne yazacağız. 15'i 5'e böldük. 3. 3'ün 4. kuvveti diyeceğiz. Diğerinde ise yine tabanlarımız farklı. Üslerimiz aynı. Eksi 7. kuvveti. Onu 5'e böleceğiz. 2. Üssümüzü de ortak olarak yazacağız. 2'nin eksi 7. kuvveti olarak bulacağız. Şimdi gelelim burada uygulamaya. Çocuklar 10 üssü 6 bölü 5 üssü 6. Biz bunu şöyle yazalım. Bakın üstlerimiz eşit olduğu için onu 5'e bölelim. Üstümüzü de 6 olarak yazalım. Onu 5'e böldüğümüzde 2 olur. Üstümüzde de 6 olur. 2 üssü 6'dır sonuç. Yine aynı şekilde bakın. 30 üssü 9 bölü 10 üssü 9. Parantezi açalım. 30 bölü 10. Parantezi kapatalım. Üssü 9 diyelim. Eşittir. 30'u 10'a böldüğümüzde 3. Üstümüz de buradan 9. 3 üssü 9'dur. Yine 14 üssü 5 parantezi açtık. 14'ü 7'ye böleceğiz. Ortak üssümüz 5. 14 bölü 7 2'dir. 2'nin 5. kuvveti olarak sonuç bulunur. 10 üssü eksi 6'yı 2 üssü eksi 6'ya bölerken de 10'u 2'ye böleceğiz. Eksi 6. kuvveti parantezin dışına yazacağız. 10'u 2'ye böldüğümüzde 5 olur. Ortak üssümüz de eksi 6'dır. 5 üssü eksi 6 olarak sonuç bulunur. Gelelim diğer bir çalışmamıza. Aşağıda verilen ifadelerdeki noktalı yerlere uygun sayıları yazınız demiş. Şimdi burada yine bölme var. Tabanlar eşit gördüğünüz gibi. Tabanlar eşitse ne yapıyorduk? Bölünen sayının üstünden bölen sayının üstünü çıkarıyorduk. Yani 7 üssü 10 eksi 8. Bu da ne olacak çocuklar? 7'nin ikinci kuvveti olacak. 10'dan 8 çıkardığımızda 2 olacak. Evet, burada da 16 çarpı 16 çarpı 16 bölü 16 artı, 16 artı 16 artı 16 artı. 16 eşittir. 2 üstü t eşitliğini sağlayan t nokta nokta sayısına eşittir demiş. Bir bakın aşağıda 16 toplanarak gitmiş. Yani burada toplama işleminin kısa yolunu yazalım. 4 çarpı 16'dır bu işlem. Toplama işlemidir burası. Yukarıda da nedir? 16 kendisiyle 2 kez çarpılmış. 3 kez yazılıp 2 kez çarpılmış. Dolayısıyla bu da 16'nın küpüdür. Aşağıda 4 çarpı 16 yukarıda da 16'nın küpü var. Şimdi biz bunu iki tabanında yazacağız. Çünkü sonucu iki tabanında bulmuş. 16'yı 2'nin 4. kuvveti yazarız. 2'nin 4. kuvvetinin 3. kuvveti bölü. 4'ü 2'nin karesi yazarız. Yine 16'yı 2'nin 3. kuvveti olarak pardon 2'nin 4. kuvveti olarak yazarız. Eşittir. Önce üssün üssünü yapalım. 4 çarpı 3'ten 12. Yani 2'nin 12. kuvveti bölü. Burada da çarpma var. 2'nin karesi ile 2'nin 4. kuvveti çarpıldığında tabanlar aynı olduğundan üstler toplanır. 2'nin 6. kuvveti olur. Şimdi de bölme işlemini yapalım. Ne yapıyorduk? Bölünen sayının üssünden 12'den bölen sayının üssünü çıkarıp 6'yı çıkarıp aynı olan tabanımızın üstüne yazıyorduk. Yani 2 üssü 12'den 6 çıktı 6. 2 üssü 6 olur. Tabi bize neyi sordu burada? T'yi sordu. T de burada 6 olmalıdır. Gelelim diğer bir işlemimize. 46 üssü 9 bölü 23 üssü 9 bölü eşittir. M üssü 9 eşitliğindeki M nokta nokta sayısına eşittir. Evet burada işlemimizi yapalım. Üstler aynı olduğu için ne yapacağız? Tabanları birbirine böleceğiz. 46'yı 23'e böleceğiz. Parantezin içinde üssümüze de 9 yazacağız. Çünkü ikisinin de üssü 9. 46'yı 23'e böldüğümüzde 2 olur. 2'nin 9. kuvveti olarak bulunur. Burada m üssü 9 olarak verdiğine göre üsler aynıysa bir eşitlikte tabanlar da aynıdır. Dolayısıyla m yerine 2 yazılmalıdır. 27 üssü 7 bölü 12 üst, 24 üssü 7 bölü 12 üssü 7. Yine aynı şekilde üsler eşit olduğuna göre tabanları birbirine böleriz. 12, 24'ü 12'ye böldüğümüzde 2, 2'nin 7. kuvveti. Sonuç 2'nin 7. kuvveti olarak yazılır. Evet, diğer bir etkinliğimizde aşağıda verilen ifadeler doğru ise başındaki kutucuğa diye yanlış ise y yazınız demiş. Şu işlemi bir yapalım. 22 bölü 11'in 5. kuvveti. Üstler eşit çünkü. Böldüğümüzde ne olacak? 22'yi 11'e böldüm. 2. Üssümüz de 5. 2 üssü 5 olacak. Peki 2 üssü 5 32'ye eşit mi? Üstler 2'nin 5. kuvveti 32'dir zaten. Dolayısıyla sonuç 32'ye eşit. Bu ifade doğrudur. Diğer bir işlemimizde bu işlemin sonucu 2 mi acaba? Bakın burada 64 toplanmış kendisiyle. Toplama yapıldıysa burada kaç tane 64 var? 4 tane. 4 çarpı 64'tür bu işlemin sonucu. Bölü 2'nin 5. kuvveti. Bu bölme işlemini yaparken 4'ü ve 64'ü 2'nin kuvvetleri şeklinde yazalım. Yani 4'ü 2'nin karesi yazalım. 64'ü de 2'nin 6. kuvveti yazalım. Sonra çarpalım bunları. Tabanlar aynıysa üstler toplanır. 2, 6 daha 8. 2'nin 8. kuvveti olur. Bölü 2'nin 5. kuvveti olur. 2'nin 8. kuvvetini 2'nin 5. kuvvetine böldüğümüzde de tabanlar aynı olduğu için bölünen sayının üstünden bölen sayının üssü çıkarılır. Ve ortak tabana üs olarak yazılır. 2 üssü 3 olur. Burada 2'dir demiş. Bu ifade yanlış olmuş. Evet diğer bir ifademizde tabanları eşit bölme işlemi yapacağız. O zaman tabanlar eşitse bölünen sayının üstünden 8'den Ölen sayının üssü 2 çıkarılacak. Ortak tabana yazılacak. 65'miş burası. Evet 65 yazalım. 65'in 6. kuvveti olarak sonuç bulunacak. Burada 4. kuvveti demiş. Bu ifade yanlıştır. Evet diğer ifademizde ise bakın şöyle yapacağız. Çocuklar 75 üssü 7'yi aşağıda 5 tabanı ve 3 tabanı olduğu için ben şu şekilde yazacağım diyeceğim ki 25 üssü 7 çarpı 3 üssü 7. Neden böyle yaptım? Üsleri eşit olduğunda tabanlar çarpılır. Yani 25 ile 3'ü çarptığımızda zaten 75 olur. Bölü diyelim 5'in 8. kuvveti çarpı 3'ün 7. kuvveti. Çarpma işleminde sadeleştirmeler yapılır. Bakın bunlar sadeleşti. 3'ün 7. kuvveti ile 3'ün 7. kuvveti sadeleşti. Hem çarpma hem bölme var. Toplama olsaydı, çıkarma olsaydı olmazdı. Çarpma ve bölmede sadeleşme yapabiliriz. Evet, şimdi burada 25 üssü 7'yi 5 üssü 8'e böleceğiz. 25 üssü 7 yerine 5'in karesinin 7. kuvveti yazacağım bölü 5'in 8. kuvvetine. Üssür üsü çarpılır. 5'in 14. kuvveti bölü 5'in 8. kuvveti olur. Tabanlar aynı olduğu için bu bölme işleminde ne yaparız? Bölünen sayının üstünden bölen sayının üstünü çıkarırız. 14 eksi 8. Buradan sonuç 5 üssü 6 olarak bulunur. Burada 5 üssü 7 demiş. Bu ifade de yanlıştır. Evet geldik diğer bir çalışmamıza. Aşağıdaki açık uçlu soruları yanıtlayınız. İşleminin sonucunu bulunuz demiş. Evet bu işlemin sonucunu bulurken bakın üsler aynı olduğuna göre ben 100'ü 25'e bölerim. Ortak üst olarak da buraya 6 yazarım. Eşittir. 25'i 100'ü 25'e böldüğümüzde 4 üstümüzde 6. Sonuç 4 üstü 6'dır. Diğer bir sorumuz. K pozitif bir tam sayıdır. 18 üssü K bölü 3 üssü K çarpı M üssü K ifadesini doğal sayı yapan M'nin alabileceği farklı doğal sayı değerlerinin toplamını bulunuz demiş. Şimdi burada 18 üssü K'yı 3 üssü K çarpı 6 üssü K olarak yazabilir miyim? Yazabilirim. Üsler aynı olur. Tabanlar çarpıldığında 18 üssü K olur. Bölü 3 üssü K çarpı M üssü K. Burada 3 üssü k'lar sadeleşir ve sonuç olarak ne olur? 6 üssü k bölü m üssü k olur. Bakın üsler aynı olduğu için parantezin içerisinde 6'yı ben m'ye bölüp ortak üssü de k olarak parantezin dışarısına yazabilirim. Peki bunu yazdık. Bu işlemin sonucu bir doğal sayı olacaksa 6'yı tam bölen sayılar olmalı. O zaman M yerine ne yazmalıyım? 1 yazabilirim. 6'yı 1'e böldüğümde 6 olur. Herhangi bir kuvveti de doğal sayı olur. 6'yı 2 de tam böler, 6'yı 3 de tam böler, 6'yı 6 altı da tam böler. Dolayısıyla M yerine ben 1, 2, 3, 6 değerleri verebilirim. Bunların toplamını sormuş. 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 6 olabilir. Topladığımızda 12'dir. Diğer bir sorumuz 30 üssü x eşittir 2 üssü x çarpı 3 üssü x çarpı 5 üssü x işleminin sonucu bulunuz demiş. Burada çarpanlar ve katları hatırlayın. 30'u asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazabilir miyiz? Yazabiliriz. 32'ye 2'ye böldük 15. 15'i 3'e böldük 5. 5'i 5'e böldük 1. Dolayısıyla ne oldu? 30 eşittir 2 üssü 1 çarpı 3 üssü 1 çarpı 5 üssü 1 oldu. Demek ki biz 30 üssü x'i 30 yerine şu şekilde 2'nin birinci kuvveti çarpı 3'ün birinci kuvveti çarpı 5'in birinci kuvveti yazabilirdik. Yazabilir miydik yazabilirdik. Bu bir yöntem. Yani x 1'dir burada. Diğer yöntemimiz de şu. 30 sayısını paya yazarız. Payda da bakın bunların üstü nedir? Aynı. Üstler aynıysa tabanlar çarpılır. Yani 2 3 6, 2 çarpı 3 çarpı 5. Üssü x. O da eşittir. 30 bölü 30 üssü x. O da nedir? 1. 1'in ikisinci kuvveti. 1'in bütün kuvvetleri 1 olduğuna göre sonuç 1 olur. Diğer bir sorumuz yukarıda alanı ve kısa kenar uzunluğu verilen KLMN dikdörtgeninin uzun kenar uzunluğunu metre cinsinden bulunuz demiş. Şimdi çocuklar uzun kenarımız KL kale ile KL'nin uzunluğu ile kısa kenarımız çarpıldığında 5 üssü 5 alanı buluruz. Burada alan verilmiş zaten. Neymiş? Bu KL ile 5 beş üssü 5'in çarpımı 25 üssü 6'ymış. Peki biz verilmeyen kenarı nasıl buluruz? Burada bir denklem var. Bu denkleme göre KL uzunluğunu yalnız bırakmak için her iki tarafı da 5 üssü 5'e böleriz. Bunlar sadeleşir. Sonra KL uzunluğu eşittir. Bu bölmenin sonucudur. 25 üssü 6'yı şu şekilde yazalım. 25 yerine 5'in karesi yazalım. 5'in karesinin 6. kuvveti bölü 5'in 5. kuvveti. Sonra üssün üssünü bulalım. 5'in üssün üssü çarpılır. 2 kere 6 12. 5'in 12. kuvveti bölü 5 üssü 5 yazalım. Tabanlar aynı olduğu için ne yapacağız? Bölünen sayının üssünden 12'den bölen sayının üssü 5'i çıkaracağız. Ortak tabana üs olarak yazacağız. 5 üssü 12'den 5 çıktı 7. Demek ki uzun kenarımızda 5 üssü 7 metre imiş. Evet bu konumuzu da burada bitiriyoruz. İlerleyen günlerde diğer konularımızın anlatımı, sorularımızın çözümlerinde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.